Çok değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarım, ilimizin değişik ilçelerinden gelen, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı koyan değerli çiftçilerimiz, değerli basın mensupları. Bugün yine Sayın Bakanımızın huzurları ve katılımlarıyla ilimiz adına çok anlamlı ve önemli bir etkinlikte, öylesi bir birlikteliğin tanı olmaktan mutlu olduğumu belirtiyor. Ve gerçekten çok yoğun bir ülke gündeminden ve bu hafta sonu gerçekleştireceği bir uluslararası ülkemiz için çok önemli bir ziyaret öncesinde yine Mersin'e zaman ayırarak bizlerle birlikte olan ve teşrif ederek bu günümüzü anlamlandıran Sayın Bakanımıza teşekkür ve şükranlarımı sunarak hoş geldiniz diyerek sözlerime başlayalım. Saygıdeğer Bakanım, sizin yoğun emekleriniz, büyük desteklerinizle Mersin her alanda olduğu gibi tarımda da her geçen gün nitelik ve derinlik adına çok önemli kazanımlar kazanıyor ve gerçekten hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Aslında gerçek bir üretim ve tarım cenneti olan Mersin, Türkiye'nin tarımsal üretim değerlemesi adına en büyük ikinci tarımsal üretimini gerçekleştiren kent olan Mersin, modern projeler, desteklemeler, altyapıya dönük yatırımlar ve çalışmalarla tarımını adeta yeniden değiştiriyor, dönüştürüyor. Bugün Türkiye'de örtü altı üretiminde Türkiye ikincisi, narenciye toplam üretiminde Türkiye birincisi, kesme, çiçek ve gül üretiminde her geçen gün artan alandaki yoğunluğuyla Türkiye birincisi ve gerçekten geleneksel tarım ürünleri, tarla ürünleri ve bitkisel üretiminin sadece üretimini değil fiyat belirleyen merkezi olan Mersin, bugün gerçekleştireceğimiz projelerde her geçen gün modern tarım yapmanın, tarımda modern yöntemleri kullanmanın da merkezi haline geliyor. Sayın Bakanımızın Mersin Milletvekili ve Ekonomi Bakanı olarak göreve başladığı ilk günden itibaren Mersin'in genel kalkınması ve özellikle tarım anlamındaki gayret ve destekleriyle gerçekten adeta bir sıçrama yaşıyoruz. Saygıdeğer Bakanım, tarımın hayati derece konusu olan sulamada kısaca zatenizin dönemindeki gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ve değişim bilgilerinizi ve tüm kamuoyunun bilgilerini sunarak bunun ne kadar hayati olduğunu özellikle arz etmek istiyorum. Zatenizin Mersin Milletvekili olarak göreve başladığı ve Mersin'in sorumluluğunu her yanıyla üstlendiği dönemde Mersin'de o tarihten bu yana sulanabilir alan ölçeğimi saygıdeğer bakanım bugün itibariyle yaklaşık %30 arttırıldı. Ve bu sulama projeleriyle birlikte Mersin'in tarımsal üretimi, Mersin milletvekili olarak bizimle buluştuğunuz anda 2.3 milyar dolar iken, bugün Mersin'in toplam total tarımsal üretimi TÜİK verileriyle 2.8 milyar dolara çıktı. 500 milyon dolarlık bir üretim artışı, tarımda sulamaya verdiğiniz önem ve destekle Mersin çiftçisine kazanç ve gelir olarak aktarıldı. Yine zatenizin yurt dışında arayarak mesajınızı benim aracılığımla aktardığınız 15 gün önce tüm tarım bileşenlerinin, Ziraat Odası Başkanımız dahil her kişinin katıldığı Tarsus'ta Türk tarımı için ve Mersin tarımı için adeta Sayın Bakanım bir 100 yılın beklentisinin ilk adımını attı. Tarımın temel sorunu olan parçalanmış mülkiyet, küçük ölçekli arazileri giderecek. Arazileri toplulaştırarak bütün arazilerde modern tarımı ölçek itibariyle ve sulama altyapısıyla tamamlayacak arazi toplulaştırma projesini de zatenizin talimatı ve destekleriyle Tarsus'ta başlattık. 43 Tarsus köyünde ve 19 aşağı Seyhan Ovası köyünde, yani toplam 54 köyümüzde bugün Tarsus'ta Tarım Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık Sayın Bakanım 50 milyon Türk liralık arazi toplulaştırma, damla suyuyla sulama ve tarla içi yolları gerçekleştirerek belki de çiftçimizin hayati derecede gelirini ve beklentisini sağlayıcı çok büyük bir projeyi de hayata geçirdik. Bugün Mersin'de gerek arazi toplulaştırma ve altyapı iyileştirme, gerekse bin günde bin gölet olarak zaten bizim Orman ve Su Bakanımızdan sağladığı ve aldığı desteklerle sayısını çoğaltarak her geçen gün artırdığımız göletlerimizde, devlet su işlerimizin yaptığı ve sulamaya dönük temel baraj yatırımlarıyla bilinmelidir ki Mersin ve çiftçisi her geçen gün modern tarım yöntemleriyle buluşan
sulama altyapısı ve tarımda ölçek ekonomisine kavuşan bir yol ve bir süreç içerisinde. Bugün gerçekleştireceğimiz Sayın Bakanım ve sizlerin onurlandırarak bizlere büyük bir mutluluk bahşettiği törende Türk tarımının yapısal anlamda modern üretim ve yöntemlerle buluşmasını ve çiftçinin desteklenmesini amaçlayan Türkiye'de bugün 42 yılda kurulan ama Mersin'de Sayın Bakanımızın Mersin Milletvekili olarak göreve başladıktan sonra Mersin'e kazandırılan bir koordinatörlüğümüzün hizmeti. Nisan 2012'de hizmete ve faaliyete giren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Sağlama Koordinatörlüğü bugün itibariyle birazdan Mersin'in değişik ilçelerinden çok değerli çiftçilerimizle kimisi süt hayvancılığı, kimisi tavukçuluk, kimisi besi olmak ve arıcılık olmak üzere 10 temel proje üzerinden büyük bir kaynağı Türk ve Mersin çiftçisine aktarıyor. Bugün devam eden sözleşmelerle 10 ve 11. sözleşme dönemlerinde de çok daha büyük bir kaynak Mersin çiftçisine doğru şu anda çalışılıyor. Hedefimiz Sayın Bakanımızın öncülüğünde ve önderliğinde her alanda olduğu gibi ama Türkiye'nin ve Mersin'in en stratejik ve temel alanı olan tarımda üretilen katma değeri arttırmak, çiftçimizin gelirini çoğaltmak ve geçmişten bugüne yapılan atadan gelen ama artık değişmesi gereken yöntemleri modern yöntemlerle değiştirmek ve çiftçinin hak ettiği altyapıyı tarımsal kalkınma düzeyini gerçekleştirmektir. Ben bütün bu sürecin hazırlayıcısı, sağlayıcısı, adeta sağlığından vererek meselenin taşıyıcısı, saygıdeğer bakanıma, tüm Mersin ve bugün ve gelecekte bu projelerden faydalanacak çiftçilerimiz adına özellikle ve içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emeği geçen, katkı koyan, başta kırsal kalkınma koordinatörümüz, yanında çalışan genç uzman ekibimiz ve şüphesiz bütün bu çalışmalarda destek olan İl Gıda Tarım Müdürlüğümüz ve tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Faydalanan çiftçilerimize bugün alacağı kaynakların hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta saygıdeğer bakanım olmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birazdan toplu fotoğraf çekimi için tekrar kendilerini sahneye alacağız. Evet, hibe sözleşmelerini imzalamak üzere 3 milyon 400 bin TL bütçeli projenin sahibi İlhanlar Ticaret Limited Şirketi adına Sayın İsa Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz ve yerlerini alıyoruz. Bakanımız tarafından girişimcilerimiz adına günün anısına Sayın Bakanımıza hediye takdiminde bulunuluyor.